Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Bilyoner FC Cumartesi'ye hoş geldiniz. Bir kez daha Serkan Akkoyun'la beraberiz. Serkan hoş geldin. Çok sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hemen bir hatırlatmam var sizlere. Güzel bir haberim var. Sporda eğlence ilk adresi Bilyoner'de biliyorsunuz ki kampanyalar bitmiyor. Bilyoner iyi arkadaş gol getirir diyor. Peki bu gol nasıl atılıyor? Anlatalım. Ben Bilyoner'e üye olduğumda 20 TL kazanıyorum. Serkan benim referansımda üye olunca o da 20 TL kazanıyor. Fakat Serkan hesabına 100 TL yüklerse ve toplamda 100 TL'lik harcama yaparsa hem ben hem Serkan 50'şer TL değerinde milyon puan kazanıyoruz. Üstelik bunun sınırı da yok. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok milyon puan o kadar çok eğlence ediyor. Bilyoner bilyonere teşekkür ediyoruz. Tabi normalde Süper Lig maçlarını konuşarak biz bu programımıza başlıyorduk. Ama yaşadığımız vahim ve skandal olaydan dolayı Süper Lig maçı yok. Bugün ve yarın e, hafta boyunca yok. E, ertelendi maçlar biliyoruz ki. Ve o yüzden Premier Lig'den başlayacağız. 18'de oynanacak Manchester City Crystal Palace mücadelesi. Tabii City çok net bir favori. Evet. Oranlar da zaten bunu gösteriyor. <laughs> City biraz daha dinlenerek, biraz daha rotasyonla geliyor buraya. Ee, yani Luton Town maçı biraz soru işareti oldu. Yani ilk yarı Luton Town'un galibiyetiyle bitip ikinci yarı City'nin galibiyetine dönmesi Biraz kafalarda soru işareti. Ama Luton Town bütün büyükleri zorladı ya bir şekilde. Hep bunu da Luton Town maçlarında enteresan şeyler evet. olması da başka bir enteresanlık. <laughs> Oraya da bir soru işareti koymak lazım. Bu maçı yani Manchester City'nin ben gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Crystal Palace kötü durumda. Hı hı. Hatta yani belki bu maç, belki bu maçtan sonraki maç Roy Hudson'la yollar ayrılır gibi görünüyor. Çünkü kazanamıyorlar. West Ham beraberliği dışında bir şeyleri yok. Puan aldıkları maç yok. Haaland'ın durumu biraz net değil. Acaba tek döner mi? Ben dönmesini bekliyorum açıkçası ama dönmeyebilir belki. Bu maçta, bu maçta. belki risk evet, etmeyebilir. Normal maçta, iyileşti aslında da. Bu maçta da gerek var mı? Yok Alvarez bence. falan varken evet. zaten her türlü işe bayağı. Yani ben Alvarez gol atar. Çünkü Crystal Palace'ta da Sam Johnstone'un durumu riskli. Hı hı. Yani şüpheli. Eğer Sam Johnstone oynamazsa City farklı kazanır. Johnstone oynarsa Yine City kazanır. Yani iki farkla kazanır. Üç farkla kazanır. ya ben City'nin çok gol attığı bir galibiyet bekliyorum bu maçta. Ben de her iki devreyi Manchester City kazanır diyeceğim. Güzel. Bu şekilde City'mizi 3 puanı uğurluyoruz diyelim mi? 3 evetle uğurluyoruz. 3 evetle uğurluyoruz. Gelelim Liga'ya. Geçen haftadan yaralı Barcelona çok kritik bir mağlubiyet aldı. Almaması evet. gereken mağlubiyet aldı Girona karşısında 4-2. Özellikle almaması gereken bir mağlubiyetti. Öyle, Öyle yenilmemeliydi. Orada da biraz soru işaretleri var. Artık bir reaksiyon verme zamanı. Çünkü La Liga'da kapanacak puan farkın sınırı Premier Lig'de mesela aynı değil. Yani La Liga'daki 5 puan farkla Premier Lig'deki 5 puan fark aynı şey değil. O yüzden şu an kaç puan fark olduğu bir ona bakayım. Döndü tabii o, orada o şey. de oldu. 41 67 puan fark var. Döndü rotasyonlu takımla da olsa Antwerp'e yenildi. Evet. Yani çok yani Barcelona'nın rotasyonlu kadrosu Antwerp'i yenemiyorsa asıl problem orada. Hadi Girona'ya dersin ki ya adamlar zaten bu sezon, bu sezon çok iyi. Şöyle böyle falan. Ama diğeri hiç kabul edilemez. Xavi şu anda şeyde manşetleri süslüyor ve bu maç içinde bizim için final maçı dedi. Direkt yani daha doğrusu bizim için final maçı dememiştir de nasıl diyelim? Yani bu maça bir final maçına çıkıyormuş gibi çıkacağız dedi. Hı hı. E, bu da bence dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü Valencia da iyi değil. Çok kötü. Valencia da hiç iyi durumda değil. Son dört maçta galibiyeti yok. Evet onlar da problemli bir takım. Bir tane kupada amatör takım gibi bir takımı yendiler. Total maç şeylerine baktığımızda. Hı. Dediğin gibi hiç galibiyetleri yok. E, Real Madrid maçı zaten rezaletti. Fixtür de onunla Real Madrid de oynuyor. Girona ile oynuyor. böyle iki haftada bir. Şimdi Barcelona ile oynuyor. Ben bu maçta e, alt karşılıklı gol yok e, ve Xavi kazanır. Barcelona değil de Xavi kazanır. Çünkü yani yeni hoca bakmaya başlarlar. Hiç hiç affetmez. E, ben bu maçı alt ya da karşılıklı gol yok şekilde Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Hatta şu an bence Xavi de Xavi kredisinden yiyor. Tabii canım. Xavi olduğu için. Yani Valverde olsa, Kike Setien olsa gitmişti, gitmişti zaten. zaten. çoktan gitmişti. Başka biri olsa ya Barcelona'nın bu kadar efsane bir ismi olmasa gitmişti Barcelona biraz gelenekçi bir kulüp onun e, verdiği DNA ile şu an görevine devam ediyor gibi. 7 puan fark var liderle. Lider de Girona. Girona. Yani sen hem mad iki Madrid'in de altında kaldı. Evet. Ve yani Bilbao da mesela Bilbao da Madridle oynayacak Atletico Madridle. O maçta Bilbao'nun alacağı bir galibiyet Barcelona Valencia'da puan kaybederse direkt Şampiyonlar Ligi potasının dışına atar. Doğru. Bir de Atletico Madrid'in mesela bir maç eksiği var. Tabii. Orada evet, Sociedad evet. çok tehlikeli. Bak Real Betis, 3 evet. Real Betis 3 aydır falan abartarak söylüyorum yenilmiyor. Hı -hı. Sociedad şu anda Avrupa'nın en iyi 4-4-2 takımlarından bir tanesi yani Aston Villa'dan bir tık iyi değil. Hı -hı. O da belki de Premier Lig şaşası yüzünden belki daha iyidir. Belki de daha iyidir. Birbirlerini oynasalar Hı -hı. anlarız belki. O yüzden çok kritik bir maç. Barcelona'nın ne yapıp edip 1-0, 2-0, ilk yarı 0-0, ikinci yarı 1-0 kazanması lazım. Evet ben de Barcelona kazanacak diyorum. Geçen hafta da bunu söylediğimizde Barcelona bizi hayal kırıklığına uğrattı ama Valencia oradan bu sefer mi? biraz güven duyduğumuz ya taraf. Tabii orada Girona olması şeydi ama bir de hani o maçta en azından karşılıklı gollerden de kurtarmıştık. Evet. Hani oradan da yürümüştük. Bu maçta direkt Barcelona gol yemeden Barcelona'nın kazanması lazım. Gol yedi mi çünkü sıkıntı oluyor Barcelona için. geçen Sen Avrupa'nın en iyi savunma Savunması. takımlarından bir tanesiydi. Bu sezon çok öyle değil. Yani bu Demek sezon ki üstüne koyamadı. Koyamadı. Oradan düşüşe geçip hücum yapalım dedi. O savunmayı kaybetti. Üstüne koyması lazım. Mesela Arsenal üstüne koyarak gidiyor. Her sene üstüne koyarak Tabii. gidiyor yoksa 3 senedir nasıl adamlar ilk üçte olacak? İlk üçü yarışında olacak daha doğrusu. Yani Barcelona final gibi çıkmaması gereken ama final gibi çıkacağı bir maça evet. maç oynayacak. Kendi getirdi bu duruma. Kendi durumu. getirdi bu duruma diyelim. ve Tahminlerimize yaptık. Gelelim leipzig Hoffenheim karşılaşması ee, geçen hafta Dortmund maçında olduğu gibi Leipzig yine gol 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 diye bağıran aynen, aynen. bir maç. Şimdi şey çok e, fikstür çok şey bu hafta. Şimdi Leipzig 4. 6. Hoffenheim ile oynuyor. 5. Dortmund 9. Augsburg ile oynuyor. Ertesi güne geçtiğimizde 1. Ee, Leverkusen 7. Frankfurt'la oynuyor. 2. Bayern Münih'te 3. Stuttgart'ta oynuyor. Çok iyi. Yani ilk 9 sıranın 8'i birbiri birbiriyle oynuyor. oynuyor. Yani burası bayağı şey olacak böyle. Karalahana çorbası gibi olacak. Yani. Karalahana çorbasını da en kötü yemekler listesine 7. sıradan girmiş. Gördün mü onu? En kötü yemekler listesi. Evet, dünyanın en ...kötü yemekleri listesini yapmışlar. Böyle bir liste Taste o... Atlas. olmaz bu arada. Ben i̇şte listenin varlığına karşı. Çok karşıya. göreceli bir şey. Bir de çok... ...kültür farkları var şimdi. Evet. Ee, belki de kendi içinde mi değerlendi? Ben zaten bu Taste Atlas var ya... Hı -hı. ...sürekli yayınlıyor bir şeyler Hı -hı. işte. Ee, Türk Dünyanın en iyi yüz yemeğini de... ...yayınlamışlar Türkiye'den de. bir. Şey. Hatta evet. dünyanın en iyi... ...üç mutfağını, bütün mutfaklarını... ...yayınlamışlar. İlk üç mutfakta şey var... ...İtalya, Japonya... ...Yunanistan. Birleşik şey demiş... Türkiye dünyanın en iyi mutfakları listesinde üçüncü oldu. <laughs> Doğru aslında. <laughs> ee, Karalahana'yı da en kötü yemeklerde yedinci seçmişler. Enteresan bir şekilde ben içtiğimde Karalahana çorbasını sevmiştim ha. Ben de sevdim bu arada Karalahana çorbasını. Çok ama hem fikir çok kötü falan diyorlar. Sabah Allah gelirken Allah Allah. şey podcast falan da dinledim. Ben sevmiştim ya Anlamadım. ya mısır ekmeği Karalahana çorbası fena. Ben de sevdim. Fena Açık iyi konuşum, gelmişti bana. Ben de sevmiştim. O yüzden bu şey grup çorbaya döner yani. Döner bu <laughs> Her hafta. Her şey çıkar ve lezzet bak o yüzden karalana dedim bence lezzetli döner. Çünkü bunu destek ya da bu çarpışmalarda Ya bazı işte çıkar. haftalar vardır ya liglerde şampiyonluk yarışında çok belirleyici haftalar olur. Mesela ben bizim Süper Lig'de bu önümüzdeki haftayı çarşamba günü de öyle görüyorum. Kayseri de yani çarşamba günden başlayan süreci o evet. iki fikstürü de öyle görüyorum. Hem Kayseri, zaten derbi olması, Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında olması falan derken böyle bir lige şekil veren haftalar oluyor. E, tam tam Bundesliga'nın o haftası. Aynen öyle. Ay. Freiburg kimle oynayacak? Arada çünkü şey Freiburg bozdu. <laughs> Üsttekilerle oynamayan Freiburg, tek takım. Freiburg Köln'le oynuyor. Yani 8. 16. ile oynuyor. Oyna. O bozdu. O evet. da Mönchengladbach'la falan oynasaydı çok ilk, iyi olurdu. İlk 10 çok iyi olacak. evet. bu bilgiden sonra tabii ki sana katılıyorum. Bu maç Leipzig'den üst olur. Hoffenheim'ın tabii eksikleri biraz önemli. Vegors Megors bir şeyler Berisha Melisha onlar iş veriyor. Vegors'un durumu biraz belirleyici olur. Ee, onun varlığı en azından bir gol yazar. Yoksa da Sofofenheim zaten son haftalarda 1-2 1-2 gidiyor. Vegors'un menajeri de Fenerbahçe maçındaydı. E, hafta içi. Ve, evet. Ama o şey e, tırnavadan da bir iki oyuncunun menajeriymiş. Bir de ben anlamadım. O adamın hem kendi menajerlik şirketi var. Bir de sanırım bir başka bir menajerlik şirketinde de ortaklığı mı var neyse çünkü iki tane aynı yerde oluyor genelde öyle oluyor vardı. menajerler tarafından. Doğru da Vegros Fenerbahçe ile adanılıyor. Yani çok bana mantıklı bir transfer gelmemekle beraber gelmez. konuşulur. Leipzig iç sahada çok iyi bir takım. Bir de Daniel Olmo'suz bunu yaptılar. Daniel Olmo'yu kullanamıyorlar bayağıdır. Bu maç dediğin gibi Leipzig'ten ötürü üste gider. Ve o zaman gelelim. Kilometre olarak bize uzak ama tanıdık isimlerden dolayı evet. bize yakın bir maç. Hull City, Cardiff City evet. karşılaşması. Ya şimdi cumartesi maçlarına bakınca bu karşılaşmayı görünce dedik ki bir şey yapalım, analım. Aynen Çünkü, öyle. Çünkü <laughs> Türk iş adamı ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City. Yine bir Türk iş adamının takımı ve Türk teknik direktörlü Cardiff Erol Bulut'un takımı. Enteresan bir şey var. Önce geçen haftalarda e, Hull City kazanıp Cardiff pardon Cardiff kazanıp Hull City'nin üstündeydi. Geçen hafta Hull City kazandı. Cardiff'in üstüne çıktı. Bakma yani birisi 7. birisi 10. ama aralarında sadece 3 puan fark var. Çok orada ciddi bir playoff savaşı var bu arada. Çok ciddi. Yani orada... şey kırmış. Değil mi? Leicester ile Switch Town. Onlar geliyorlar babalar. Onlar belli oluyor zaten. 51-52 direkt çıkacak takım. Evet. Az çok belli. Leicester zaten inanılmaz. Vura vura gidiyor. Leeds United 41, Southampton 39, West Bromwich 35, Sunderland 33, Hull City 33, Preston 32, Blackburn 31, Cardiff 30, 30 Norwich, Norwich 30. Yani nasıl diyeyim? West Altıncılık be için playoff'a giden Hat son takım hatta için. Hatta beşincilik için 5 beş puan var ve 5 takım evet. var. Playoff'un playoff altında. Altı yedi takım var abi. Ya O sıradakileri de düşün. Tabii 5 altında 2 orada 7 takım. takım. var. 2 sıra için 7 takım var Ama bu mücadele Bak sen dünyanın en zor ligi olabilir. Evet. Biliyorsun. Bir kez zaten kafadan 44, 46 tane maç, maç yapıyorsun. Yapılmış. Bunun Efe'yi var. Bunun lig kupası var. Bir de 46 sonra playoff'a kaldığın zaman bir de bunun playoff'u var. Çok zor. 50, 50 küsür maçla lig tamamlıyorsun. Burada teknik adamla yapmak cidden zor. Erol Bulut'u yani Türkiye performansından ne dersek diyelim bambaşka bir sayfa açtı. Tabii. Bambaşka bir teknik adam. Çok yapıyor. farklı bir futbol kültürü Türkiye ile arada inanılmaz bir fark var. Oyun yapısı olarak çok büyük fark var. Oyun kültürü olarak çok büyük fark var. Tempo olarak çok büyük fark var. Stad, zemin, hava koşulları her şey bambaşka. Aynen. Büyük bir meydan okuma. Ben tebrik ettim Erol Bulut'u. Yani o Keşindir. meydan okumayı kabul etmiş olmak önemli. Öncesi de bu sene iddialı. Sürekli evet. oralarda dolaşıyor. Bu maçta güzel bence karşılıklı gol ver olur ya. Hatta ilk yarıdan üst bile olabilir bu maç. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Tabii şey önemli bu Jaden Filogen ya da Filogen bir oyuncuları var. Acun Can'ın da bahsettiği dikkat hı hı. edin büyük yetenek. Harbiden büyük yetenekmiş. 6 gol 5 asistle oynuyor. O onun oynamama durumu var deniyor. O oynarsa bu biraz daha şey. Ama öyle bir şey ki abi. Yani sahaya çıkan oyunculara bakıyorsun. Ozan Tufan olacak orada. Allah yarın durumunu bilmiyorum açıkçası. Yanlış olmasın. Cardiff'in kalesinde Runarsson var. Alanya'daki. <laughs> evet. Stoperinde Sivas'taki Gotasar var. Orta sahasında Siopis var. Siopis oynamayacak o ama. O da oynamayacak gibi şüpheli gibi. Ee, güzel yani. Tanıdık isimler var. Cumartesi Teyitli. 18. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Bu maç takip edilir ya. Yani. Edilir. Bu maç canlı da takip edilir biliyor musun? Süperlik maçı yokken. Evet bu maç takip edilir. Ben karşılıklı gol hatta ilk yarıdan üstü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gole katılıyorum ben de. Championship'de Türk derbisi. Kesinlikle. O zaman cumartesi maçlarımızı bitirdik. Bitirdik. Abi. Ağzına sağlık. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yemek olur. Karadağ'ın ee, güzel yemek. Karadağ'ın bence de güzel. Yemektir. Ayıp etmişler. Dolması da güzel bu arada. Onu yemedim. Karadağ'ın dolması. Yok. Onu ben karıştırıyorum muyum acaba böyle bir yemek var mı şu an ya? Vardır ya lahana dolması varsa karalahana Kara sarması da... da vardır yani. Var ya var yedim ya yoğurtlu falan çok güzel oluyor. Ben ya. yemedim yani bizde karadeniz şey hiç bağımız ha. olmadığı için şey de lahana dolmasını eski çal... şey, çorbasını da eski çalıştığım iş yerinde çıkardı. Hmm. Ee, bence karalahana çorbası güzel. Ayıp Bizim ettiniz. de evde hiç karadeniz şey yok da bizde her dolma annem sever yapar güzel. yani o kabak dolması lahana dolması. Karalano dolması, yaprak sarma falan. Dolmalar da aramız iyidir. Yediğim sarmalar içerisinde çok favorim yok. Ama merak ettiğim bir tane var. Hiç yemedim. Bir mekanda da denk getiremedim. Hangisi? Kabak çiçeği. Ben yedim çok güzel. Çok merak ediyorum. Çok güzel. Bir Ege e, ziyaretimizde sipariş veriyor. O şeye de gittim ha. Urla'ya da gittim. Hı. Denk getiremedim. Hiç İstanbul'da da yiyebileceğin güzel bir yer var ama onu programdan sonra söyleyeceğim. söyle sana. orada bir tamam. deneyelim. Onu merak ediyorum. Tamam. Do Maçlar ve Dolmalar adlı bölümümüz. Maçlar ve Dolmalar adlı bölüm. <laughs> çok iyi. Sonra. Maçlar ve dolmaları bitirdik. Milyoner ee, hepsi Pazar'da görüşmek üzere. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Milyoner.